1. Göktürkler'de yılın 5. ayında yani ilkbaharda yapılan ve halkın da katıldığı kurultay çok önemliydi. Bu toplantı bir bayram gibi kutlanır, at yarışları yapılır, coşkulu şiirler söylenirdi. Bu maksatla devlet işleri de görüşülür, gerekli durumda Hakan seçimi yapılır ve iktisadi kararlar alınırdı. Buna göre Göktürkler'deki kurultay ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Toplumsal birliği güçlendirdiğine. Arkadaşlar toplumsal birliği güçlendirdiğine ulaşabiliriz çünkü halkın katıldığı bir toplantıdan, bir bayram gibi kutlamadan bahsediyoruz. B. Ekonomik öneminin bulunduğu, buna da ulaşabiliriz çünkü iktisadi kararların alınmasından bahsetmiştir. C. Hakan'ın halk içinden seçildiği. Hakan'ın halk içinden seçildiğine ulaşamayız. Sadece kurultaya halkın katıldığından bahsetmektedir. Türklerde Hakanlar halk arasından seçilmezler zaten. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Sanatsal faaliyetlerin yapıldığına şurada ulaşabiliriz. Coşkulu şiirlerin söylenmesi. İdari yapıya katkı sağladığı Hakan seçimi, iktisadi kararların alınması yine idari yapıya katkı sağlamıştır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 2 numara. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren Osmanlı Devleti'nin merkezi İstanbul olduğundan burada çıkan isyanlara merkez isyanlara verilmiştir. Merkez isyanlarının en önemli gücünü devşirme askerlerden oluşturulan Yeniçeri Ocağı oluşturmuştur. Bu bilgiye bakılarak merkez isyanlarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Yeniçeri Ocağı'na kurala aykırı asker alınması. Arkadaşlarım Yeniçeri Ocağı'na kurala aykırı asker alınması merkez isyanlarının yani Yeniçeri isyanlarının çıkmasında etkilidir. Yeniçeri maaşlarının vaktinden sonra ödenmesi, Yeniçeri maaşlarının gecikmesi isyanlara sebep olmuştur. Rüşvet ve iltimasla atamaların yapılması ki ocağın disiplinini bozmuştur. Ocak yönetimini bozmuştur. Devşirme sisteminin bozulması, Yeniçeriler zaten devşirme askerlerdi. Bu sistemin bozulması da ocağın disiplinini bozacaktır. Milliyetçilik fikirlerinin yayılması Fransız devrimi ile birlikte yayılmıştır. Biz şu anda Fatih döneminden bahsediyoruz. Yani yüzyıl olarak uymamaktadır. Cevabımız E şıkkı olacaktır. 3. Tımar sistemi sayesinde devlet hazinesine yük olmadan nitelikli asker yetiştirilmiştir. Ayrıca köylerde toprakların boş bırakılmasını ya da geniş toprakları ellerinde tutan toprak sahiplerinin ortaya çıkmasının önüne geçilmiştir. Buna göre devlet yapılanmasında büyük öneme sahip tımar sistemine olan ihtiyacın artmasında aşağıdaki durumlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez. A. Asker ihtiyacının ortaya çıkması. Şimdi asker ihtiyacının ortaya çıkması tımar sistemini de beraberinde getiriyor. Nitelikli asker yetiştirilmesi için tımar sistemi kullanılmıştır. Tarıma verilen önemin devam etmesi tımar sistemi sayesinde toprakların boş kalması önlenmiştir. Aynı şekilde tarımsal üretime devam etmiştir. Devlet otoritesi hem asker yetiştirilmesi hem toprakların boş bırakılmamasıyla sağlanmış olacaktır. Mali dengenin korunması aynı şekilde üretimin devamı ile ilgilidir, üretim sürekliliği ile ilgilidir. Halkın yönetime katılmak istenmesi ise tımar sistemiyle olmamıştır. Osmanlı Devleti'nin halk meşrutiyetin ilanıyla yönetime katılmıştır. Bu yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. 4. Misak-ı Milli'nin ilanının ardından İstanbul'un 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nce resmen işgal edilmesi ve Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması üzerine Ankara'da 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına karar verilmiştir. Bu kararın alınmasında durumlarından hangilerinin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? 1. Ulusal iradenin sürdürülmek istenmesi. Arkadaşlarım, ulusal iradenin sürdürülmek istenmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasında etkilidir. 2. Osmanlı ordularının terhis edilmiş olması. Büyük Millet Meclisi'nin açılmasında Osmanlı ordularının terhis edilmiş olmasının etkisi yoktur. Osmanlı orduları Mondros'tan sonra zaten terhis edilmiştir. Saltanat makamının temsil edilmesi gereksinimi. Büyük Millet Meclisi ulusal egemenliği temsil etmiştir. Saltanat makamını temsil için Büyük Millet Meclisi kurulmamıştır. Netice itibariyle cevabımız A şıkkı olacaktır. 5. sorumuz. Lozan Barış Antlaşması sonrasında görüşülmeye devam eden Musul sorunu ile ilgili olarak Türkiye bölgede halk oylaması yapılmasını desteklerken İngiliz hükümeti bölge halkının oy verme alışkanlığının bulunmadığını ileri sürmüştür. Bu bilgiye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1.
İngiltere'nin Muzul politikasında demokratik bir tutum sergiledi. Arkadaşlar parçada İngiltere halk oylaması yapılmasına karşı çıkmış. O yüzden demokratik bir tutum sergilediğini söyleyemeyiz. 2. Türkiye'nin soruna uygarca yaklaştığı. Türkiye'nin soruna uygarca yaklaştığına ulaşabiliriz. Çünkü Musul meselesinde halk oylaması yapılmasını Türkiye desteklemiştir. 3. Musul sorununun Wilson prensiplerine uygun olarak çözüldü. Evet, burada bir halk oylamasının yapılması Wilson prensiplerine uygun gibi görünebilir. Ancak çözüldü diyor öncülde. Henüz daha çözülüp çözülmediği parçada anlatılmamıştır. Bu yüzden 3'ü alamayız arkadaşlar. Cevabımız yalnız 2 olacaktır.